Bizim dostluğumuz ölene kadar. Ya senin baban benim dostluğumuz, şimdi ben sen benim dostluğumuz ölene kadar. O başka, bu başka. Evet. Bakanlar Kurulu'ndan yeni çıktınız Sayın Başbakan. Alınan bir takım kararlar var. Bunlarla ilgili Sayın Başbakan Yardımcısı uzun uzadıya anlattı. Bunlar yazılı olarak internet sitelerine düştü. Dolayısıyla bunları tekrarlamanızı istemiyoruz ama yavaş, yani vaka sayıları yatay seyrediyor. Bir taraftan da hayat devam ediyor. İki türlü bir risk altındasınız hükümet olarak. Hem sağlığı ayakta tutacaksınız ve insanlarımız en az hasarla bunu atlatacak. Hem de ekonomik olarak ülke dibe çökmeden bu süreci geçirecek. Her sektörün, her evin farklı talepleri var. Bu konuda bir genel değerlendirme yapmanızı istiyorum ben ilk etapta. Bir kere sosyal devlet anlayışına göre işte kamu kesimi, kamudan emekli olanlar, bunlar bir tarafa, bir de özel sektörü var. Özel ayağı var. Dolayısıyla bütün bunları dengelemek suretiyle bir takım rakamlar çıktı ortaya. %60'a yakın kesintiler en üst düzey maaşlarda, hem çalışanlarda hem emeklilerde. Ama bu taraftan da elimizdeki fonlar ve yaratacağımız imkanlarla özel sektörde çalışanlara da, ki burada herhangi bir ayrım da yoktur. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya üçüncü ülkelerden gelenler, artık rakamlar aşağı yukarı netleşmiştir. Sektörlere bağlı olarak onlara da bu yardımlar ve katkılar Nisan ve Mayıs ayları için yapılacaktır. Ama açık olan iş yerlerinde bu katkı şu anda tabii ki gündemde değildir. Çünkü orası açık. İlerleyen zaman dilimi içerisinde ekonominin seyrine bağlı olarak, hareketliliğe bağlı olarak Mayıs ayından sonra tekrar bir değerlendirme yapılacaktır. Ama bizim aldığımız tedbirlerle gerçekten bir güven ortamının olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumsal destek, toplumsal birlik ve beraberlik, gerek sendikalarımız, gerek siyasi partilerimiz, gerek gerçekten ülkedeki aydınların, sivil toplumun, kanaat önderlerinin yaptığı değerlendirme genelde bana göre olumludur. Dolayısıyla ben hepsine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci yönetirken elbette toplumsal dayanışmanın yanında bir de umut ortaya koyabilmek lazım. Yani bu işin sonu ne olacak? Ben hep söyledim. Bu işin sonu selamet olacak. Çünkü doğru zamanda alınan doğru kararlarla bu işin bu şekilde seyretmesi, bu vaka sayılarının artmaması, yatay seyirde olması ve zaman geçtik sonunda başarıya ulaşacağımıza dair kanaatin oluşması ve televizyon ekranlarından gördüğümüz o ileri ve çok zengin ülkelerde yaşananlar, oralardaki vahim durumlar, İngiltere'de dahil, elbette bize moral vermişti. Demek ki doğruları yaptık. Güney Kıbrıs'a baktığımızda onların da durumu bizden daha kötüdür. Çünkü biz ileri alırken onlar daha düşünüyorlardı. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimizde sağlık dedik, ilk sağlığımız dedik. Onu başarıyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Tabii ki böyle zaman zaman vakalar da çıkıyor. Bugün Lefke'de bir vaka çıktı bildiğiniz gibi. Tam da anlayamıyorum. Bu hanım 12 Mart'ta giriş yapmış. İsveç'ten 12 Mart'ta giriş yapmış. Aldığım bilgilerden dedim. Sayın Başbakan, evet. O vakayla ilgili sağlık ekiplerinin bir ileri tetkikle bize açıklama yapması gerekiyor. Çünkü farklı bir sonuç da olabilir. Çünkü temaslılarının tamamı süratle negatif çıkıyor. Bu önemli başka bir detay. Ama şu anda bir ikilemde sağlık ekipleri. Dolayısıyla o konuda Sağlık Bakanı'nın kamuoyuna doyurucu bir açıklama yapması gerekiyor. Şu aile fertleri başka bir şey söylüyor. Mutlaka yapacaktır. Az önce konuşuyordum. Yapılan bütün o temas testler negatif çıktığını az önce söyledik. Ama benim de takip ettiğim bir mesele değil. Dolayısıyla bütün takipler yapılıyor. İşi ciddi tutuyoruz. Hala daha izolasyon diyoruz. Hala daha evde kal diyoruz. Ama günün sonunda gelinen aşamada zaman geçtiği için gerek bilim kurumlarından, gerek uzmanlardan, gerek Sağlık Bakanlığı'nın değerli çalışanlardan benim gördüğüm kadarıyla 9-10 Mart'tan sonra geçen süredeki bir ay tamamlanmıştır. Esas itibariyle bugün bir ay tamamlanmıştır. Önemli bir tarih bir bugün. Bir ay tamamlandığı için bu işin seyri de artık yatay ve inşallah aşağı doğru gidecektir.
Bunu 15 gün evvel söyleyemezdik. Çünkü işte o kuluçka dönemi dediğimiz dönemler daha aşılmadığı için ansızın bir patlama, bir çoğalma olabilirdi. Şimdi onların riski azalmıştır. Bu da bize umut veriyor. Ekonomik bacağında da bir duruş sergiledik. Tasarruflar yaptık. Bir tablo ortaya koyduk. Ve buna bağlı olarak gerek finans kuruluşlarıyla, gerek bir takım merkezlere Türkiye'de dahil temaslarımız da olmuştur. Ve bu yapıyı en iyi şekilde ileriye taşıyabilmek için üretim mekanizmalarının çok büyük tahribat görmeden onlara da doğru mesajları vererek yapıyı ayakta tutar. İnanıyorum ki bu iş çok uzamadan yavaş yavaş ilk önce kendi ekonomimiz, yani kapılar kapalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni dinamikleriyle, yeni anlayış ile, yani yerli üretim, yerli tüketim, yerli istihdam, ki artık bu saatten sonra akşam iskelede de yaptığımız değerlendirmede o bölgelerde de artık daha fazla yerli üretime, yerli istihdama mutlaka önem verilecektir ve ona göre bir siyaset anlayışı da gelişecektir. Buraya kadar zaten öyleydi ama uygulamada bildiğiniz gibi bizim istediğimiz gibi olmadı o olaylar. Ama bundan sonra yerli üretim, yerli istihdam, teşvik verdiğimiz kurum ve kuruluşlar, bu ekonomiye şöyle veya böyle yatırım yapanlar hep birlikte bu anlayışı daha fazla hissedeceklerdir ve ona göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam edecektir. Tabii ki kritik nokta Türkiye ne zaman açılacak? Şu anda bunun bir yorumunu yapamayız. Ama Güney Kıbrıs'ın açılması, Türkiye'nin açılmasıyla elbette eski günlere bir noktada gelmiş olacağız. Bu ne zaman olur? Haziran'da mı olur? Ağustos'ta mı olur? Onu bilemem. Ama biz şu anda doğruyu yapıyoruz. Kendimizi izole ettik. Kendimizi koruduk. Yapıyı ayakta tutuyoruz. İnsanlarımıza elimizdeki imkanlarla sosyal adalet değerleriyle bir paylaşım içerisinde bu şekilde meseleyi yönetmeye çalışıyoruz. Ama halkımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bütün bu duyarlılığı, istisnai durumlar olabilir. Ama ortaya koydukları duyarlılık, ortaya koydukları irade ve bütün bu toplumsal mutabakat anlamında, ki bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığımız toplantıda da bunu ifade ettim. Orada da bunları söyledim. Siyaseti bir kenara bıraktık. Bütün bunlar sağlığımız için, geleceğimiz için ve Kıbrıs Türk halkının böyle kritik günlerde birlik ve haberini koruyarak o dayanışma ruhunun pekişmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak daha da bir kere kabul görmesi. Bakınız, Alman turistler 800 kişi bugün Almanya basını bu olaydan bahsetmektedir. Bizim kendi insanımıza bütün bu sıkıntılara rağmen sahip çıkmamız, devlet olanın özelliğiyle yurt dışından imkanlarımıza rağmen insanlarımızı buraya getirmek, öğrencilerimize sahip çıkmak, bütün bu olaylar bütün bunu çarabilmek bana göre bir devlet olmanın bir eremidir. Dolayısıyla bu duyguları yaşıyorken, bu duyguları paylaşıyorken medyasıyla, sosyal medyası bir şeylerin başarıldığını görüyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Sayın Başbakan, ekonomik anlamda öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu yeni bir değerlendirme yapacak. Özellikle işletmelerle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın da içinde olacağı bir çalışma sonrasında bu işletmelerin yavaş yavaş açılabilmesi noktasında ne yapılabileceği, bazı sektörlerin yeniden faaliyete geçmesi noktasında ne yapılabileceğini tartışacaksınız. Öyle anlıyoruz önümüzdeki hafta için. Buradaki hedefiniz ne olacak Sayın Başbakan? Bunu biraz bize açar mısınız bu konuyu? Anlayış şudur, tek kişi çalışan, tesisatçı olsun, elektrikçi olsun, küçük esnaf olsun, bunların yavaş yavaş açılması. Çünkü oralarda bir kalabalık yok. İnsanlara hizmet adına bunların yavaş yavaş açılması yerinde olur diye düşünüyoruz. Ama bugün bu kararı almayı düşünmedik. Bir kere bu bilim kurullarından, koordinasyon konseyinden, Sağlık Bakanlığı'ndaki değerli uzmanlardan görüş alarak bu kararları Bakanlar Kurulu'ndan geçirmek daha doğru olduğunu düşündük ve dolayısıyla bu hafta bu çalışmaları yürüttükten sonra gelecek hafta bunları değerlendirmeyi uygun gördük. Bu şekilde bilimsel temelde bir çalışma. Nedir esas olarak? Yavaş yavaş hareket etmek ama kalabalıklardan, temastan uzak duracak olan iş yerlerini yavaş yavaş açmak. Ve dün de yaptığım başka bir programda ne dedim? En son okullar olur. Çünkü eğitim her zaman online olsun veya yaz aylarında olsun. Telafi çocuklarımızı öyle kalabalık
ortamında sınıflara götürmek doğru olmaz. Dolayısıyla o en son olacak. Riskin minimuma indiği ve riskin kalmadığı noktada o olacak. Ona göre bir süreç yaşanacak. Değerli arkadaşlar. Evet. Ali Baturay. Evet. Sayın Başbakan, yeni bir ekonomik paket bekliyor vatandaşlar. Biz bunu ilk paket gibi bir ayrı bir çalışma mı yapacaksınız, yoksa böyle peyderpey basın toplantılarıyla mı açıklayacaksınız? Onu merak ediyoruz ve piyasaya küçük esnaftan tutun da diğer iş adamlarına kadar bir katkı bekleniyor. Bugün Rum tarafında dış borçlanmadan 1.74 milyar, iç borçlanmadan da 1.25 milyar borçlanmayı düşünüyor Rum tarafı. Bizim bu dış borçlanma şansımız yok ama bu türlü çalışmalar için iç borçlanma yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da yeni kaynaklar yarattınız mı? Yani kredi çekme değil de taze para gibi bir katkı yapabilecek durumumuz var mı acaba? Elbette biz de bu çalışmaları şekillendirmeye çalışıyoruz ama biz ilk pakette bildiğiniz gibi 100 milyon Türk lirası faiz farkı fonundan çeşitli borçlanmalara ve işletmelere özellikle istihdamın korunması için öyle bir paketimiz vardır. 100 milyon TL bayağı bir hacimli kredi imkanı yaratabilir. O sadece faize katkıdır 100 milyon TL. Dolayısıyla o vardır. Bir de bildiğiniz gibi bu milyar TL ki 250 bin TL'den hesap ederseniz 4000 kişiye kadar ulaşacak bir kaynaktır. %9 faiz, %3 faiz farklı fonundan orada bir katkı vardır. Dolayısıyla imkanlarımız çerçevesinde zaten bunlar şu anda yürürlüktedir. Bir de Kalkınma Bankası'ndaki imkanlar da istihdamın korunması için işletmelerimizin bu süreci atlatabilmeleri için o şekilde 50 milyon TL'ye kadar kullanılacaktır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla şu anda bunlar önemli olan tabii önümüzü görebilmek değil. İmkanlarımızın sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu iş çok uzun gitmezse ve çatlar Mayıs ayında dönmeye başlarsa, maliyenin tahsilatları artarsa, sosyal sigortalarımızın durumu daha iyi bir noktaya gelirse ve bütün bunların başarılabileceği o noktada imkanlar yaratabiliriz. Ama önümüzü tam net olarak görmeden o borçlanmaların ne kadar olacağını şu anda tahmin etmek mümkün değildir. Dolayısıyla şimdiden şu kadar kaynağı, şu kadar esnafa, şu kadar iş adamına daha fazla bu şu anda ortaya koyduğumuz kaynakların üzerinde bir kaynak yaratmak bana göre çok ihtiyatlı olmaz. Önümüzü gördükten sonra imkanlarımız ölçüsünde az önce sizlerin söylediği gibi daha fazla kaynak yaratmak bizim de tabii ki arzumuzdur ve isteğimizdir. Özellikle böyle bir krizden geçerken. Sayın Başbakan, yaklaşık şu anda 1500 kişi izliyor yayınımızı. Ali abi özür dilerim. Özel sektörden özellikle açız, sıkıdayız gibi çok sayıda mesaj var Sayın Başbakan. Tabii ki insanların talep ettiği aslında bu gıda yardım paketlerinin her ihtiyacı olan kişiye ulaşması noktası aslında. Bu koordinasyonun tek elden sağlanması gerekiyor. Ne yapacaksınız bu konuda? Gerçekten çok sayıda insan var. Açız, paketler bize ulaşmıyor vesaire gibi mesajlar var. İnanılmaz seviyede. Ben şöyle ifade edeyim. Bizim başbakanlıkta tek merkezden, kriz koordinasyon merkezinden Doktor Suat Yeldener'dir başında. Onun ekibiyle birlikte hem Vakıflar İdaresi hem Kızılay ekibiyle onlar şunlar içerisinde değiller. Oralardan gelecek olan kaynakları bu merkezden doğru şekilde hem belediyeler hem muhtarlıklar bütün bu çalışmaları bu şekilde düzenleyerek bu gıda paketleri zaman içerisinde doğru adreslere gönderecek diye. Ama tabii bu iş daha yeni başladı. Yani Nisan'da, Mayıs'ta böyle sıkıntılı geçecektik. Dolayısıyla bir günde bütün bunları dağıtmak ve ondan sonra seyretmek olmaz. Zamana yayılacaktır. Zaman içerisinde adalet bir şekilde bunların dağıtılması şu anda bizim planlarımız içerisindedir.
Dikim Özgür. Sayın Başbakan, bu çekler konusu bayağı bir mesai ayırmanız gereken bir konu oldu geçtiğimiz haftalarda. Sıkıntı da benim gözlemlediğim kadarıyla devam ediyor. Uygulamada örneğin bir alternatif sundunuz. Kredi kullan, çekini öde şeklinde bir çağrıda bulundunuz çek sahiplerine. Ama bize gelen dönüşler bankaların, Merkez Bankası'nın bu konuda bir talimatının olmadığı şeklinde oluyor. Yani bu iş pratikte henüz hayata geçmiş değil. Bir de çok hızlı karar ürettiğiniz için, işte önce pakette çekler takasa gönderilmeyecekti, 5 gün sonra bir anda takasa gönderildi, sonra bu kredi imkanını duyurdunuz, akşamına 90 gün konusu gündeme geldi. Son yaklaşımınız nedir? Bu çekler konusu nasıl sağlıklı bir zemine oturacak? Herkes rahat edecek bu konuda. Şimdi herkesin rahat etmesi mümkün değil. Çünkü sıkıntı var. Sıkıntıyı da yönetmek bizlere düşüyor. Piyasaya baktığımda, ekonomiye baktığımda iş yerleri kapanmıştır. İş yerleri tahsilat yapamıyor. Binlerce çek takasa gittiğinde ne olur? Arkaları yazılır. İnsanlar günün sonunda çek yasağına girer ve bir takım buna bağlı olarak tahribat. Dolayısıyla bu kararı alırken ekonominin geneline baktık. Elbette şu anda bazı ellerinde çek olan insanlar, bazı işte büyük esnaf veya ticaret insanları mal vermiş, çek almış, çeki tahsil edemiyorlar. Diyorlar, biz zaten kredisi olmayan, parası olmayan, onlara zaman tanımak için yaptık bunu bu ortamda. Ama parası olanın, bankada limiti olanın bunu ödememesi hiç ahlaklı değildir, kabul edilemezler. İfade ettikleri bundan dolayı bu konudaki mesajınız çok önemli. Evet. Yani buradan çağrı yapmak gerekiyor herhalde. Çağrı şu, ahlaksızlık olmaz. Ahlaksızlık olmaz. Bunun da bir cezası olur. Merkez Bankası orada, bankalar orada, çeki yazmışsın, malı almışsın, hizmeti almışsın, sen de onu başkasına satmışsın, çeki ödemiyorsun. Paranın olmasına rağmen, limitin olmasına rağmen bu ahlaksızlıktır. Bunu kabul edemeyiz. Dolayısıyla burada bütün sisteme bir görev düşüyor. Bunu yapan kimdir, kim değildir, bunu bir kere tespit etmek lazım ve ondan sonra bunun da herhalde çaresi var. Ama tedarikçi zincirinde eğer bu hizmetler devam edecekse, mal ve hizmetler alınacak, satılacaksa o şekilde bir düzende ya çeki verecek. Dolayısıyla iş nakite dönerse o da tercih edilen bir şey değil. Çünkü bu defa başka mahsurlar olabilir. Dolayısıyla herkesin ahlaklı davranması lazım. Sistemin devam etmesi için o çeki verenin çekini ödemesi lazım. Ben böyle olacağına inanıyorum. Şimdi Sayın Başbakan, birkaç... ahlaksızlıktır demeniz yeterli mi? Yoksa bunun bir yaptırımı olacağını da söylememiz gerekiyor mu? Yani iyi niyetle bir karar aldınız. Önce herkes rahatladı. Sonra uygulamada bunun istismar edildiği görülmeye başlandı. Yani parası olan da ödemiyor. Malı aldı, bunu paraya çevirdi. Bu parayı da kullandı. Ama ben bunu herkes bir rapor istedim. Yani bir bakalım bakalım. Nedir boyutları? Kimlerdir? Ona göre bir düzenleme yapılabilir. Şu anda pek kesin bir yorum yapmak için erkendir. Bekleyip göreceğiz bakalım bu iş nereye gider. Ben piyasanın bir dengeye oturacağına inanıyorum. Çünkü herkesin kendi çıkarınadır. Kendi ekonomik menfaatinadır bu işi düzgün yönetmek. Çünkü bu ilişkiler içerisinde ödemeyen, yanlış yapan ayıklanır. Ve uzun vadede bir kez daha eski noktasına gelmez. Çünkü ona güven azalır. Dolayısıyla bunun bir yerde oturacağı ve büyük bir sıkıntı olmayacağını düşünmekteyim. Ama bunu da almak zorundaydık. Yani piyasadaki dengelere baktığımda, piyasadaki gerçekten yoğunluğa baktığımda bunu almak yaptığımız için savunuyorum. Evet. Mete Bey, ama o milyar TL paket var. Ne dedik? Böyle bir imkan var dedik. Eğer işinin devamını isterse, eğer mal tedarik etme noktasında işlerin devamını isterlerse şu an gelsin buyursun. İşte 250 bin TL'ye kadar artırılabilir teminatına bağlı olarak. %9 faizle kredi imkanı
ki 1 milyar TL kredi hacmi az önce şu anda devlet borçlarına düştüğünüzde toplam faizler de dahil şu kadar yılda kredi hacmi 17 milyar TL'dir. 17 milyar TL şu kadar yılda 1 milyar TL Sayın Başbakan, bu paket dolayısıyla 1 milyar TL geri ödemek suretiyle alıp borcunu ödesin, çekini ödesin ve işine devam edin. Evet Sayın Başbakan. Evet. Şimdi tabii elbette az önce de ifade ettiğiniz gibi piyasa kendi içerisinde bunun bir hesaplaşmasını ya da dengesini kuracaktır günün sonunda. Çünkü bugün elinde maddi kaynak olmasına rağmen bunu ötelemek suretiyle mal aldığı yeri zora sokan kişiyi yarın şartlar değiştiğinde oradan mal alamayacaktır büyük bir ihtimalle. İlişkileri bozulacaktır. Dolayısıyla dileyelim siyasada kendi içinde bu dengeyi kursun. Herkes bu konuda daha hassas davransın. Sayın Başbakan, bu kabineyle ilgili herhangi bir değişiklik olma ihtimaline böyle sıcak bakıyor musunuz? Böyle bir şey var mı gündeminizde? Şimdi bunlar bu şekilde gazetelerde, televizyonlarda tartışmak doğru değildi. Zamanı geldiğinde başlı şeyler düşünülebilir ama şu anda bu krizin ortamında bu şekilde bir şey elbette doğru olmaz diye düşünüyorum. İlerleyen zamanda her şey olabilir. Çünkü siyasetin gereğidir bu. Dolayısıyla buna kesin bir cevap vermek doğru olmaz. Geçen akşam da söyledim. Küsmece darılmaca yok. Her an her şey olabilir ama şu anda bu krizin tam ortasında elbette bugün o gün değildir. Ama söylediğim... Bir rahatsızlığınız var Ersin Bey'de bunu gündeme getiriyorsunuz. Yani efendim, bu dönemde bunu gündeme gelmesi... Bu çeşitli merkezler bunu gündeme getirdi. Benim ağzımdan bir şey çıkmış değildi. Siz değerlendirme yaptınız. Evet, çeşitli spekülasyonlar yaptınız gazetelerde. Sayın Başbakan, bir de şunu merak ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile uzun bir aradan sonra bir araya geldiniz. Yani uzun bir ara dediğimiz işte krizin başında bir araya gelmiştiniz. Bakanlar Kurulu'nda biraz gergin olduğu iddia edilen toplantı oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bulunduğu sırada. O erken ayrıldı, yaptığı açıklamalar vardı. Az önce de dedi, bugün başka bir açıklamanızda da artık siyaset yapma zamanı değildir, işbirliği yapma zamanıdır diyorsunuz. Peki Sayın Akıncı'nın görüşme sonrasındaki açıklamasını nasıl yorumladınız bugün? Siyaset yaptı mı Sayın Başkan yoksa yapmıyor mu o da artık? Ben hiç bunu yorumlamak istemiyorum. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Ben herkesle iyi diyalog içerisinde. Eğer söyleyecekleri bir şeyleri varsa onu not alıp icraata dönüştürme noktasındayım. Çünkü ben şu anda alık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkımızın da beklediği en üst düzeyde bu makamlarda insanların iyi ilişkiler içerisinde herkesin menfaati için zamanlarını ve iradelerini ortaya koymak için çalışmaları yönündedir. Dolayısıyla ben onu yapıyorum. O bakımdan gayet rahatım. Ama başkaları bu işi siyaset için kullanıyorlarsa o kendilerinin derdidir. Benim derdim değil. 6 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi çok mantıklı bir tarih olarak geliyor mu size Sayın Başbakan? Bu işin seyrine bağlı. Bu koronanın nereye gideceğine bağlı. Çünkü anayasa gibi 5 yılda bir seçim oluyor. Şimdi bu seçim yapılamayacağı için ertelendi. Ve Narim Ferdi hanımefendi hem mahkeme başkanımız hem Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ifadesinde çok da uzatılmaması gerektiği yönündeydi iradesi. Bu işin sorumlusu olarak günün sonunda dediğim gibi var. O anayasadaki o meseleyi de istismar etmemek lazım. 5 yılda bir seçim der. Ha yapılamadı. Neden? Bu koronadan dolayı yapılamadı. Doğru yapılamazdı. Halkta kalan da sandığa gitmeyecekti. 26 insana ne kaldı ki? Dolayısıyla ertelendi ama ertelenmesi bir süre olması gerekiyor diye bir kanaat oluştu orada. O şekilde oldu 11 Ekim tarihi. Öyle anlaşılıyor ki bakalım. Bir toplumsal seferberlik yaşamak zorunda kalacağız. Bu koronavirüsüyle mücadeleyi tamamladıktan sonra Sayın Başbakan. Yani bir de ekonomik seferberlik ve bütün ülkeyi yeniden yapılandıracak
yeni bir sürece girmek durumunda kalacağımız bir dönem bizi bekliyor olacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ülke bu şekilde geldiğimiz bu noktada bizzat bütün sorunları gören, göğüslemeye çalışan sizin başkanlığınızdaki hükümet elbette ki aksaklıkları, eksiklikleri, sistem içerisindeki bozuklukları en rahat görebilen sizlersiniz şu anda. Bizler de bunu yorumluyoruz gazeteciler olarak ama görünen şu ki bu sistem çökmüş vaziyette. Çünkü bu sistemi yeniden değerlendirmek ve bir seferberlik sonrasında yeniden yapılandırmamız gereken bir devlet yapısı da bizi bekliyor gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu korona sonrası için? Şimdi bir kere bu sistem çöktü dediğinizde çöken nedir ona bakmak lazım. Bir kere burada bir devlet var. Burada bir yapı var. Kurum ve kuruluşlarıyla her türlü demokrasi zenginliğiyle. Dolayısıyla o yapı sapasağlam yerinde duruyor. Yani bütün bu en zorlu günlerde dünyanın baş edemediği böyle bir virüste koronayla bizlerin hükümet ederken toplumsal mutabakatı yaratabilmemiz, bu şekilde bir irade ortaya koyabilmemiz, halktan bu desteği bulabilmemiz zaten en büyük zenginliğimizdir. Çünkü burada iradeli bir halk var, özverili bir halk var. Toplumsal dayanışma adına da özverisini ortaya koyabiliyor. Bu çok önemli. Ekonomik meselelere baktığımızda bir kere bu süreci iyi yönetiyorsak, yönetebiliyorsak ve bu işten başarılı bir şekilde çıkarsak buradan dünyaya bir mesaj verecektik. Orada o tanımadığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti var ya, yapmış olduğu icraatlarla, aldığı kararlarla halkının bütün bu sıkıntılara göğüs germesi ve duyarlılığıyla gösterdiği başarıyla orada temiz bir marka olarak gerek turizmde, gerek yüksek öğrenimde, gerek tarımda, gerek diğer sektörlerde ekonomik yapısıyla ortaya çıkan bir mekanizma, bir devlet ve bunun dünyaya tanıtılması. Orada koronayı yenmiş, başarıyla doğasıyla tarihi güneşiyle sektörüyle binlerce yabancının gelip burada konut aldığı, burası Doğu Akdeniz'de güzel bir ada. Dolayısıyla bütün bunları avantaja çevirip, fırsata çevirip ve korona sonrasında yerli istihdam, yerli üretim, yerli tüketim ve otellerde olsun, diğer tesislerde olsun, fabrikalarımızda, sanayi bölgelerimizde kendi vatandaşımızın daha fazla belki eğitimde de bir takım değişikliklerle oralarda çalıştığını görmek ve ona göre yeni bir yapı oluşturabilmek, devletin de elbette bütün bu süre içerisinde etkinliğini artırabilmek, birikim özgürlüğü yaptığım o komite çalışmalarında ve bir takım değerlendirmelerimizde esas itibariyle oransal olarak kamunun ağırlığını azaltmak, özel teşebbüsün, sektörün oransal olarak katkısını çoğaltmak, üretimi çoğaltmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha müreffeh, daha refah bir devlet olarak kendi insanına hizmet veren bir yapıya kavuşturabilmek. Temennimiz ve dilemiz budur. Ve bundan sonra bütün bu çalışmalar ve yeni irade böyle bir fırsata da dönüştürebilir düşüncesi içerisindeyim. Dolayısıyla sorduğunuz soruya şu şekilde cevap verebiliyorum. Fırsata dönüştürmemiz lazım bütün bu çalışmalarımızı ve bütün bu yeni yeni ortaya çıkan fırsatları diye değerlendiriyorum. Sayın Başbakan, yani yapıyla ilgili söylediğiniz ve daha sonra toplumla hükümet birlikte bu koronayı başarmak için güzel bir çalışma ortaya koyduğunu söylediğiniz, onların hepsine tamam katılıyorum. Ama bu yapı, yani biraz da övgü yaptığınız bu yapı bir ay bile dayanamayacak durumdadır. Ve biz ilk aydan ne yapacağımızı şaşırdık, siz daha doğrusu. Ve biz eğer bu iş uzun sürerse koronadan kurtulup ekonomik bakımdan öleceğiz, birbirimizi yiyeceğiz. Bunun içinde öyle bir sıkıntı var önümüzde. Yani Mete Bey'in söylediği o sistem dediğimiz, yani bizim bugüne maddi olarak yani bir yere bir paramız bile yok bugünleri atlatabilmemiz açısından. O açıdan bizim aslında ekonomik olarak evet devlet olarak ve şu anda koyduğumuz sizin de söylediğiniz toplum ve hükümetin canla başla ortaya koyduğu şey evet ödüllüktür. Ama ya sonrası, yani bizim bu yapı sonrası için herkesi endişelendirmektedir. Yani korkuyoruz koronadan kurtulup ekonomik olarak
yarın ölmeyelim diye. Yani onu eklemek istiyorum. O bakımdan ne diyeceksiniz? Hiç o kadar endişeye gerek yoktur. Burada bir yapı vardı. Bu yapı elbette Türkiye'nin desteğiyle bugüne kadar gelmişti. Şu anda bir takım zafiyetler, evet biz de biliyoruz, mali açıdan, kurum ve kuruluşlar bakımından. Fakat elbette daha üretken bir yapının ortaya çıkmasıyla daha kurumsal ve daha sürdürülebilir bir ekonomik yapının sürdürülebilmesi için, ortaya çıkması için çalışmalar aynı zihniyet ve anlayışla devam ettirilmesi gerekmektedir. Şu korona olayı şunu göstermiştir. Bir kere yerli üretim, yerli istihdam, yerli kapasite çok önemlidir. Tamamıyla hem turizm hem yüksek öğrenim dışa bağlı oldukları için tamamıyla oraya bağlı olmak böyle krizlerde, böyle olaylarda ikisinin de çöktüğü anda bütün yapının çökmesine vesile olabilir. Dolayısıyla riski başka sektörlere de yaymak, tarıma ve yerli üretime, sanayi bölgelerimize ki yapıyı daha kolay ayakta tutabilmek. Ama işin özü kamunun ağırlığını azaltmak, kamunun etkinliğini çoğaltmak, özel sektör, özel üretimin de çapını ve kapasitesini artırmak. Ona göre bir takım yatırım ve ona yönelik teşvik sistemleriyle bu olayı sürdürebilmek. Bunun başka cevabı yoktur. Çünkü burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani başka arayışlar, işte Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olsun, şu olsun, bu olsun, böyle bir yol yoktur. Zaten şu anda... Sayın Başbakan, iki başlı bir sistem var şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Peki başkanlık sistemini de tartışmayalım mı? O tartışılabilir tabii ama o şimdiki bugünün sistem derken bunu kastediyoruz biz. Siz onu mu kastediyorsunuz? Evet. Zaten başkanlık sistemini bütün partiler de savunuyor. Önemli olan o iradenin ortaya konması, halka anlatılması, referanduma ve anayasa değişikliğine gidip onu gündeme getirmektir. Bütün parti başkanları da bunu söylemiştir. Zamanı geldi inşallah. Çok uzun sürmez. Bu da tartışılacaktır. Çünkü şu andaki parlamenter sistemin de zafiyetlerini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama onu şu anda elbette tartışamıyoruz. Çünkü koronayla uğraşıyoruz. Ekonomik yapıyla uğraşıyoruz. O sistem değişikliği önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde gündeme gelebilir düşüncesi içerisindeyim. Sayın Başbakan. Türkiye, Türkiye dedi Sayın Başbakan satır arasında. Ben de hazır gelmişken biz paketle ilgili herhangi bir somut bir gelişme var mı? Bugünkü Bakanlar Kurulu'na getirip yani Maliye Bakanımızın bu konuda bilgisi varsa, bir gelişme varsa bunu da söyleyebilir miyiz? Paket gönderildi, bekliyoruz çünkü. Biz heyetler arası görüşmeler her zaman olmuştur. Şimdi de oluyor. Zaman geldiğinde biz bunun açıklamasını yaparız. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Evet. Sayın Başbakan, kısa bir cevap alacağım, bir soru sormak istiyorum ben. Çok sayıda soru var. Az önce Çek'le ilgili yapmış olduğunuz değerlendirmede dediniz ki bilerek ve isteyerek bu konuda başkalarına zarar vermek ahlaksızlıktır. Tabanda Türkiye'den gelen ve yurt dışından, üçüncü ülkelerden gelen vatandaşların çok ciddi kira, elektrik, telefon ve bunun da ötesinde gıda sorunu var. Ve bu konuda birçok, daha doğrusu bazı işverenler babanın kriz var, ne haliniz varsa görün pozisyonuna bürünmüştür. Aynen Çek'te olduğu gibi Merkez Bankası ile bankalarla görüşüyorsunuz ve biz bu süreci izledik ama bunun bir yaptırımı olacak mı, öyle devam ederse, bu iyi niyetimiz suistimal edilirse dediniz. İşverene yönelik, kötü niyetli işverene yönelik bir değerlendirmeniz olacak mı? Bunlar hukuk meselesi. Bildiğiniz gibi hukuk ve hukukun değerlendirmesi, hukukun yorumu. Dolayısıyla kolay bir cevap yok. Ama günün sonunda bir insan çağrı meselesi var. Var. Ahlak meselesi var. Adalet meselesi var. Bir insan şu anda kirayını ödeyemiyorsa, bir insan faturasını ödeyemiyorsa böyle bir ortamda ona göre mesele lazım. Dünyanın her yerinde bu böyle değil. Her noktada devlet gelip işte şu kadar kiram vardı. Ne dedik? Haziran sonunda 6 aylık taksit olarak ödensin dedik. İlk pakette o vardı. Yani Haziran sonuna kadar kira ödenmesin eğer ödeyemiyorsa, ama Haziran sonundan 6 ay içerisinde eşit taksitlerle ödensin dedik. Başsavcıya sordum. Yazılı görüş de aldım. Benim yetkim o kadar. Böyle bir şeyi bu şekilde yönetebilmek. Ödeme
sildi diyemem. Yani anayasamıza göre ikili ilişkiler vardır, sözleşmeler vardır. Ama her iki taraf da böyle kriz ortamlarında oturup tekrar o maddeleri görüşebilmeseleri lazım. Çünkü olay belli, döviz belli, her şey belli. İnsanların boğazına sarılmak hiç de ahlaki değildir. Bunu piyasanın, ekonomik aktörlerin, alıcıların, satıcıların, sözleşme sahiplerinin, sözleşmeye imza atanların kendilerinin ama bizlerin de yönlendirmesiyle. Mesela o okul taksitleri gündeme geldi. Bazısı okulu peşin ödemiş. Şimdi okul yok. Belki yaz aylarına kadar olmayacak. Şimdi ödediği paranın karşılığı almadıysa vatandaş, o aile mutlaka bunun yeni dönemdeki ödenecek olan paraya avans olarak sayılması lazım. Biz de bunun yönlendirmesini yapacağız demek de. Yasal çerçevede hukukçularımızla, savcılarımızla görüşüp eğer bir şeyler yapabilirsek toplumsal dayanışma, toplumsal bir takım kamu vicdanında beklenen şeylerin yer bulması için o zaman yasal düzenlemeler de tabii ki yapılır. Sayın evet, Başbakan, iş dünyasının özellikle bu sektörlerin açılacağı aşamada ciddi vergi indirimleriyle ilgili beklentileri var. Ama yani siz de çok iyi biliyorsunuz, mali yapı buna ne kadar el verecek? Bu ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla bu sistemi güçlü bir şekilde yönetebilmesi için seçilmişlerin belki biraz öne çekmekte yarar vardır bu sistem tartışmalarını diye düşünüyorum. Neyi öne çekmek? Özellikle neyi öne çekmek? Sistem tartışmalarını somutlaştırma konusunu. Daha yani radikal kararları daha güçlü bir şekilde siyasetin alabilmesi bakımından. Çünkü beklentilerle elinizdeki imkanlar arasında uçurumlar var. İş dünyasının vergi indirimleriyle ilgili beklentisi bir tarafta. Buna yanıt verilmesi lazım. Bu belki ikinci pakette gündeme gelebilecek bir unsurdur. Yani sektörler açıldıktan sonra işletmelerin ayağa kalkabilmesi için o aşamada yapılacak destekler bakımından. Bir de bu Türkiye'nin bize sunacağı imkanlarla ilgili olarak şurası bir gerçek ki yıllar içerisinde gözlemimiz bizim buradan ciddi bir hazırlık yapmamız durumunda ve sistemimizi güçlendirmek için hangi adımları atacağımızla ilgili Türkiye'ye bir takım hazırlıkları iletmemiz halinde bir çözüm ortağı gibi Türkiye'nin bu sürece katılımının daha kolay olabileceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda Birikim Bey, sen izliyorsun olayları. Bir kere hükümetimizin %60 maaş kesintileri en üst düzeyde. Sonra %25 işte minimum 5000 TL. Özel sektöre bu katkılar mutabakat bu sisteminin en şekilde yönetilebilmesiyle bu süreçte dünyanın gözü önünde ilk birkaç ülkeden biri olabilmemiz 800 Alman'ı burada tedavi ederek ülkelerine göndermelerimiz, yurt dışından vatandaşlarımıza el uzatarak, karantina olaylarını yaşatarak buradaki devlet olma olgusunu hissettirebilmemiz, bütün bu kargaşa içerisinde, bütün bu vahim televizyon ekranlarında dünyanın çeşitli yerlerinde gördüğümüz o tablolara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak bu Doğu Akdeniz'de bunları başarabilmesi bana göre Kıbrıs Türk Halkı'nın büyük bir başarısıdır. Mali topla belli. Şimdi koyduğumuz irade de ortada. Bu işi nasıl yönettiğimiz de ortada. Ve haliyle şu anda bir takım beklentiler var. Bu beklentilere de elbette bir takım doğru yansımalar olacaktır diye düşünmek istiyorum. Zaten finans olaylarımız belli, imkanlarımız belli. Bu işi şu anda yönetiyoruz. Bundan gelecek diye düşünüyorum. Çünkü zaten o sizin söylediğiniz tedbirler, irade, anlayış hepsi şu anda toplumsal bir mutabakat içerisinde alınmaktadır. Bunları kolay kolay hiçbir küçük devletin başarabilmesi mümkün değildir. Biz başardık, hep birlikte başardık. Bu desteği de illaki alacağız diye düşünmek istiyorum. Rakamlara girmek istemiyorum. Ama yapı belli, yapılan iş belli, refah düzeyimiz belli. Bundan sonra yavaş yavaş kendi ekonomik alanımızı, sektörlerimizi dediğim gibi yerli üretim, yerli istihdam, yerli tüketim noktasındaki anlayışla da
az önce ifade ettiğim gibi kamunun etkinliğinin atılması, özel teşebbüsün çeşitli sektörlerdeki imkanlarının da çoğaltılması ile burada yapılması gereken yapılacaktır düşüncesi içerisindeyim. Çünkü sağlam bir sermaye var. O sağlam sermaye nedir? Kıbrıs Kürt insanının kendi genleri, kendi iradesi, kendi cesareti, toplumsal birlik ve beraberliği. En büyük zenginliğimiz, en büyük sermayemiz de bu beşeri sermaye dediğimiz işte bu özelliklerimizdir. Ve dolayısıyla dolayı hepimiz ne kadar gurur duysak da azdır. Bunlar işin temel parametreleridir. Bunlar üzerine gelecek olan burayı geliştirecektir, burayı kaldıracaktır ve bunu da hak ediyoruz diye düşünmekteyim. Evet, bir iki felsefe öyle... adam olarak, bir ekonomist olarak sana güzel bir cevap verdiğimi düşünmekteyim. güzel cevap verdiniz Sayın Başbakan da muhalefet farklı görüyor süreci. Birlikte planlama yapalım, elimizi birlikte taşın altına koyalım çağrılarının cevap görmediği, yani bir yanıt alınamadığı bu çağrılara gibi bir bakışı var muhalefetin. Tufan Bey'i aradım, dedim gelesiniz bir görüşelim. Zannetsem bugünlerde geleceksiniz. Gelin bir tartışalım, görüşelim. Yani ben hiç hayır demiyorum. Neyse mantık olan beraber yapalım. Yapıyoruz zaten. Evet. Özellikle bir takım KDV'de değil ama fonlarda indirimle ilgili, yani ekonomiyi hızlı ayağa kaldıracak, kamunun gelirlerini artıracak bir takım yeni tedbirlerle ilgili bir çalışma var mı Sayın Başbakan? Bir de şu soruluyor hep, neden özel sektör 17'sine kadar uzatıldı da kamu 30 Nisan'a kadar uzatıldı? Bu yönde de çok soru var. Ben tavsiye ederim yayından sonra yayının altındaki yorumlara da bakmanızda fayda var. Çok sayıda benzer soru var. Cevabı şudur, bir kere kalabalık ortamlardan uzak durmak lazım. Temas olan yerlerde biraz daha sabırlı olmak lazım. En son açılacak var okullardır dedim zaten. Devlet daireleri de genelde kalabalık ortamdırlar. Ama elzem ve gerçekten şu anda çalışması gereken birkaç nokta, vergi dairesi, gümrükler, onlar çalışıyor. Ama kalabalık ortamların olmaması için o da en sona bırakılmıştır. Ama özel sektörde tek başına çalışan esnaf, tek başına çalışan işte küçük işleri, elektrikçi veya işte dediğim gibi garaj sahibi, bunlar yavaş yavaş açılabilir. Çünkü orada zaten kalabalık yok. Şart da koyabilin. Bu dükkana iki kişiden fazla insan giremeyecek diye. Kontrollü bir şekilde bunların açılması ve inşaatta da şu anda gelen bazı müteahhitler şunu söylüyorlar. Benim inşaatımda 20 kişi kalıyor. O şekilde orada yatıyorlar, kalkıyorlar. Orada inşaat ruhsatı eğer onaylanırsa en az işleri yapabilirler. Sıraya bağlı olarak bu şekilde süreci yönetmek suretiyle yavaş yavaş özel sektör, inşaat sektörüne dair açılacaktır düşüncesi ve değerlendirmesini yaptık bugün. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bunu bir kez daha değerlendirip yavaş yavaş bu noktalarda açılar yapacağız.